Şehrin sayılı zenginlerinden bir adam vardı. Bu adam ahlaki ve insani değerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu meşru gören çok zengin bir adamdı. Zenginliğini de faizden elde etmişti. Dara düşen, ihtiyacı olan kimse kendisine geliyor, o da yüksek bir faizle geri ödenmesi şartıyla onlara para veriyordu. Vadesi geldiği zaman kişi parasını ödeyemezse, bu sefer faiz miktarını daha da artırıyordu. Şayet yine ödeyemezse, adamları vasıtasıyla o kimsenin bütün varına yoğuna el koyuyordu. Bir gün kapısına borç için bir kadın geldi. Bu kadın yakın zamanda kocasını kaybetmiş, namuslu, kendisini çocuklarına adamış bir anneydi. Bir süre kocasından kalan şeylerle evini idare etmeye çalışmıştı. Ancak artık evde para kalmamıştı. Bunun için çalışması gerekiyordu. Bir yerde iş bulmak istedi ama dışarısı dul bir kadın için çalışmaya müsait değildi. Neden sonra aklına evde dokuma yapıp onları yakın bir arkadaşı vasıtasıyla satmaya karar verdi. Bunun için bir dokuma tezgahına ihtiyacı olacaktı. Tezgahı alabilmek için de borç arayışına girdi. Yakın dost ve arkadaşlarına gitti ama kimsede para yoktu. Çok üzülmüştü. Çaresiz bir şekilde evine doğru giderken yolda aklına o adam geldi. Bir kadından duymuştu. Zengin bir adamın ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğuna dair. Hemen onun yanına gitmeye karar verdi. Bu adam kapıda kadını görünce çok beğendi. Onu elde etmek istedi. Kadın adamdan karşılığını ödemek şartıyla borç para istedi. Adam kadının dul olduğunu da anlayınca ona ahlaksız bir teklifte bulundu. Kendisiyle beraber olması şartıyla vereceği parayı istemeyeceğini de söyledi. Bu teklifi kadın şiddetle reddetti. Çok üzülmüştü. En çok da kendisine böylesi tekliflerin gelmesinden korkuyordu. "Allah'ım, bana yardım et," diye dua etti. Aradan birkaç gün daha geçti. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Çocuklar açlıktan ağlıyordu. Onların ağlamasına kendisi de katılıyordu. Kendini adama teslim etmeye mecbur hissetti. Bu sırada da "Allah'ım, ne olursun beni affet. Bir daha böyle bir günah işlemeyeceğim," diye dua ediyordu. Kadın adamın yanına gitti. Adamın yüzü gülüyordu. Ancak kadın bir yandan ağlıyor, bir yandan da titriyordu. Adam kadına bu halinin sebebini sordu. Kadın, "Buraya kendi isteğimle gelmedim. Daha önce böyle bir günah işlemedim. Onun için Allah'tan çok utanıyor ve korkuyorum. Beni bu günaha sürükleyen fakirliğimdir," dedi. Adam duyduklarına çok şaşırmıştı. O kas katı kalbi bir anda yumuşayıvermişti. İçini pişmanlık duyguları sarmıştı. O sırada ağzından şu ifadeler döküldü. "Sen fakirliğin sebebiyle mecbur kaldığın bir günah işliyor ve bundan dolayı ağlıyorsun. Halbuki Allah bana bu kadar servet vermişken ben günah işlemekten çekinmiyorum. Ben Allah'tan utanmaya ve korkmaya senden daha layığım." Adam pişmanlık hisleri içerisinde yapacağı kötü işten vazgeçti. Kalbine apayrı bir huzur ve mutluluk geldi. Kadına bir miktar para verip onu gönderdi. Kadıncağız sevinç ve kendisini harama girmekten koruyan Rabbine şükür içinde evine döndü. Ama bir dua etti. "Allah'ım, beni düştüğüm çaresizlikten dolayı günaha düşürmedin. Sana hamdolsun. Bana bu dar zamanımda yardım eden ve benim iffetimden yararlanmayan o adama sen hidayet nasip et ya Rabbi," diye dua etti. Kadın aldığı bu parayla istediği işi yaptı ve evini geçindirecek para kazanmaya başladı. Dul olmasından dolayı kendini korumaya çalışıyor. Dedikodu ve söze mahal bırakmamak için yaptıklarını sattığı erkeklerle çok fazla muhabbet etmiyor, kendisini koruyordu. Yine yolda giderken borç aldığı o adamla karşı karşıya geldi. Kadın onu görünce oldukça mahcup olmuş, utangaç bir sözle, "Kusura bakmayın, sizden aldığım borcu yakında tamamlayıp ödemeye geleceğim," dedi. Adam kadını görünce kalbinde bir şeyler olmuştu. Ama ne olduğunu anlam verememişti. Çünkü genç ve güzel bir kadın gördüğünde onu nasıl elde edeceğinin hesaplarını yapar. Onların zayıf noktasından yararlanır ve emeline ulaşırdı. Ama bu kadın o kadar güzel olduğu halde ona karşı içinde bir kötü duygu besleyemiyordu. Kadına dedi ki,
Önemli değil bacım. Bu para benden sana hediye olsun. Çocuklarına bak ve onları kimseye muhtaç etme. Yine başın sıkışır, dara düşersen kapım açık, demişti. Kadın da bu sözlerden dolayı çok şaşırmıştı. Çünkü ilk gittiğinde onunla birlikte olması karşılığında para vereceğini söylemiş. Ama para almaya ve kendisini teslim etmeye gittiğinde tam tersi davranmıştı. Şimdi ise bu parayı almayacağını söylüyordu. Ama kadın borcunu yine de ödemek istediğini söyledi tekrar. Adama içinden dua etti. Allah'ım, yaptığı kötülüklerden, bize yaptığı iyilikten dolayı kurtar ve ona hidayet ver, demişti. Adam gece uyurken bir rüya gördü. Rüyasında denizin ortasında bir sandalda tek başına yolculuk yapıyordu. Hava bir anda bozdu ve deniz kabarmaya başladı. Sandalı tam batacakken bir anda uyandı. Kan ter içinde kalmıştı. Benzer rüyayı birkaç defa görmüştü. Neydi bu gördüğü rüya? Sıradan olamazdı. Birkaç gündür peş peşe görmenin mutlaka bir nedeni vardı. Bu aslında ona bir işaretti. Düşününce yaptığı kötülükler aklına geldi. İnsanlara ne tür eziyetler ettiği, kadınlarla düşüp kalktığı günler. Evet, bir denizin ortasında fırtınanın içindeydi. Devam ederse denizin içinde kaybolacaktı. Kafasında hep yaptıklarının yanlışlığı yankılanmaya başlamıştı. Yine çarşıda bir esnafın dükkanında oturuyordu adam. Borç verdiği kadın o an çıka geldi. Yaptığı şeyleri bu esnafa satıyordu. Kadını uzaktan yine büyük bir ibretle izliyordu. Kadındaki ahlak güzelliği onu çok etkilemişti. Bir ona bakıyor, bir kendisine bakıyor. Utanıyordu resmen kendisinden. Dul bir kadın, iffetini muhafaza ederek sırf çocukları kimseye muhtaç olmasın diye kendi ayağına gelmiş. Ama o, kadının bu durumundan yararlanmak isteyip ona zina teklif etmişti. Onun ağlayışı gözlerinin önüne geldi tekrar. Bir insan Allah korkusuyla bu denli ağlayabilir miydi? Evet, ağlamıştı. Kalbinde yine büyük bir sızı duydu adam. Akşam eve gittiğinde pencerenin önüne oturdu. Uzun uzun düşündü. Para için yapmadığı çirkinlik kalmamıştı. O kadar çok parası vardı ki ama asla kendini mutlu hissedemiyordu. Para mutluluk getirse en mutlusu ben olurdum. Ben ne kadar kötü biriyim diyerek ağlamaya başladı. Kadının duası mıdır yoksa Allah korkusundan kadına merhamet etmesi mi adamın kalbine bir huzur vermeye başlamıştı? Adam hiç tereddüt etmedi. Kalktı, hemen banyoya gitti. Tertemiz yıkanmak, tevbe etmek istedi bir anda. Banyodan sonra abdest aldı ve ellerini açtı, Allah'tan af diledi. Dua etmeye çalışıyor ama edemiyordu. Utanıyordu Allah'a karşı. Ama gözlerinden akan yaşa engel olamıyordu. Evet, yaşadığı hayattan büyük bir pişmanlık duymaktaydı. Ağladı, ağladı. Belki saatlerce ağladı. Koltukta uyuyakalmıştı. Bir anda bir sesle irkildi. Sabah ezanı okunuyordu. Ezanı dinledi bitene kadar. Kalbine iyice huzur dolmuştu. Ertesi gün iş yerine gitti. Borç verdiği herkesi tek tek aradı. Hepsinin sadece ana parasını getirmesini, faizlerinin tamamını sildiğini söyledi. Tefecilik bundan sonra artık yoktu. Yaptığı bütün kötü işleri bıraktı. Yine bir gün o kadın borcunu ödemek üzere kapısına geldi. Parayı uzattı, adam almak istemedi. Ama kadın ısrar etti. Onu kırmadı ve parayı aldı. Kadın tam giderken arkasından seslendi. Ona bir şeyler söyleyecekti, önce diyemedi. İçinden o kadınla evlenmek isteği geçmişti. Diyememişti. Bir cesarete gelip ona sordu. "Hiç evlenmeyi düşündün mü?" dedi. Kadın çocukları olduğu için böyle bir düşüncesinin asla olmadığını söyledi. Adam bu sözden sonra devamını getiremedi. Sadece bu kadına büyük bir hayranlıkla baktı. Onun iffetli yaşantısı bir caniye doğru yolu göstermişti. Sadece kadına teşekkür etti ve arkasından Rabbine şükretti. Evet, bizler nasıl yaşarsak,
neyi istersek Rabbimiz karşımıza öyle imtihanlar çıkarır. Bizi merhalelerden geçirir. Günümüz toplumunda dul kadına bakış açısını hepimiz biliyoruz. Ne kadar kendimizi korur ve muhafaza edersek o kadar saygı görürüz. Bir kadına dul diye iffetsiz gözle bakan her erkek ahlak yoksunu kişilerdir. Onların zafiyetinden yararlanmak ne Müslümanlık ne de insanlıkla bağdaşmaz. Dul ve yetimler toplumun korunması ve yardımcı olunması gereken kişilerdir. Eşinden ayrılmış olabilir, vefat etmiş olabilir eşi. Onların zayıflığından yararlanan değil, onlara kol kanat geren bir toplum ayakta kalır. Nasıl yaşarsak öyle karşılık görürüz. Bunu asla unutmayın.